Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. ApeCoin fiyatı, devasa Ape staking rakamlarında %53 arttı. ApeCoin ile ilgili habere başlarken, bir sonraki ApeCoin haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Şimdi fiyatı saygıyla tepki veren Ape'ye 100 milyonlarca dolar yatırıldı. ApeCoin, Ape, takvim ayı boyunca %50'den fazla değer kazandı. Artışın muhtemel nedeni, Aralık ayı başında stakingin başlatılmasıydı. Etkinlik toplulukta merakla bekleniyordu ve şimdiye kadar stakingte bloke edilen Ape sayısı 57.5 milyon coin, yani 250 milyon dolara denk geliyor. Nansen tarafından sağlanan bu sayının %21'i veya 12,2 milyon Ape'si ApeCoin Vakfı tarafından, %76'sı bilinmeyen yatırımcılar tarafından sağlanmaktadır ve azınlık hisseleri büyük Ape sahipleri tarafından %1 civarındadır. Böylece Luconchain'in bildirdiği gibi, Maji Big Brother lakaplı bir yatırımcı, 3.9 milyon dolara eşdeğer 903.859 Ape stake etti. Kripto meraklısı, toplam stake edilen miktarın %1,57'sini oluşturdu. Ape staking karlı mı? Sonuç olarak, bir ay önce Ape satın almak açıkça iyi bir yatırım kararıydı. Ancak şu anda stakingin karlı olup olmadığı tartışmalı. İlk sebep, ayı piyasası standartlarına göre Ape'nin fiyatındaki büyük artış. İTO'nun fiyatları son 30 gün içinde dolar, Ethereum ve Bitcoin karşısında %50 arttı. İkincisi, stake edilmiş Ape'lerin kaotik bir şekilde geri çekilmesi ve bunları piyasa düzeltmelerine satma riskini oluşturan, token fiyatını ve dolaylı olarak da ödenen yıllık getiri yüzdesini doğrudan etkileyecek olan, staking mevduatlarında bir kilitlenme süresinin olmaması olabilir. Son olarak, CoinMarketCap verilerine inanılacaksa, Ape'yi stake etmenin neden göründüğü kadar karlı olmayabileceğinin üçüncü nedeni, tüm tokenlerin yalnızca %36'sının dolaşımda olmasıdır. ApeCoin'in devir takvimine göre Yuga Labs, kurucusu ve çeşitli katkıda bulunanların hisselerinin kilidi 2023 baharında başlayacak. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.